Z kuşağı olarak ekonomiyi nasıl görüyorsun? Kötü. Neden kötü görüyorsun? Çok kötü. O adam olduğu sürece kötü, çok kötü. Bu kadar. Değişmesi mi lazım sizce? Tabii ki de. Peki yarın bir seçim olsa hangi partiye verirsiniz? Hiçbirine. Neden hiçbirine? Kimse yani kadına şiddeti öngörmüyor. Yani hiçbirine vermezdim ben. Peki değişmesini istiyorsunuz. Bunun için bir oy verme eğiliminiz olmayacak mı? Ya olacak tabii. Yani o adam gitsin, ben başka bir şey istemiyorum. Hayret bir şekilde değilim. Ben bir yaşta oy vermekten kaybediyorum. Ne ekonomim var, ne eğitim var. Her şey çöp. Gerçekten aklı olan Türkiye'de yaşamaz. Yaşanmıyor zaten. Yani bize okuyun diyorlar. Her şey bir böbrek fiyatı neredeyse. Bir tek elimizdeki telefona takılıyorlar. Evet. Biz genciz. Elimizdeki telefonda olsun bir zahmet. Onların döneminde zeytinyağı sırasında kuyruk muyruk diyorlar. Onlar da olsun. Yani çağ olmuş, kaça gelmişiz. Bizden bekledikleri yani şeyler bunlar. Çok saçma. Cidden ne ekonomi, ne eğitim, her şey çöp. Oy verecek olursak da yani malum parti dışında her oy olur. Sadece o parti insin artık. Sadece bu yani. Herkes, çünkü herkesin burasına geldi. Çok felaket bir şey. Şöyle diyeyim, malum parti dediniz. Gençlere hitap etmiyor mu sizce? Hayır, gençlere hitap etmiyor. Aslında insanları zora sokmaktan başka hiçbir durumda değiller. Yani ülkenin gidişatı çok kötü. Ve ne olacak bilmiyorum. İnsanlar bunu görüyor. Hele ki yeni nesil. Yeni nesil çoğu şeyi değiştirebilecek diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum artık. İnşallah da her şey değişir. Peki siz ne düşünürsünüz? Ben düşündüklerinin aynısına katiyen katılıyorum. Bir gelecek kaygısı var mı gençlerde? Var, evet. Ben yurt dışında okumak istiyorum. Peki yurt dışına mesela çok duyuyoruz. Herkes gitmek istiyor. Ne iş yapacaksınız orada? Yani temizlik, her şey yaparım. Yani yurt dışında en kötü iş bile olsa yani an... yaşanır mı diyorsunuz? Yok, şu an okumak için gitmeyi düşünüyorum yani. Evet. Peki, siz yarın bir seçim olsa hangi partiye verirsiniz? Ben oy vermem kimseye. Hiçbirine. Neden hiçbirisi? Hani hepsinin artıları eksileri var da nötrlüyor hepsi birbirini yani. O yüzden kimseye oy vermem. Peki, çok sağ olun. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de ilk arkadaşın söylediklerine katılıyorum aslında çoğunlukla. Ben oy veririm yani, eğer oy verebilecek durumda olursak. Ama kime veririm şu anda bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim, ekonomi insanların anlattığına göre kötü. Biz ya fazla mağduru kalmıyoruz bu durumdan. Biz durumumuz iyi Allah'a şükür. Ama insanların tabii ki de halinden anlıyoruz. Yani herkes tabii ki de zor durumda, aç çok. Yani ekonomi krizi var. Yani ülkenin elleri kötü yerlerde. Peki Z kuşağı olarak ne düşünüyorsunuz? Yani geleceğe umutla bakabiliyor musunuz? Artık umutlara bakmak için insanlar illegale yönelim yapıyor. Yani Türk gençler artık illegalle uğraşmaya çalışıyor. Çünkü hani çalışarak bir yere geleceğini düşünmüyor, artık illegale yöneliyor. Diyor ki illegal daha kolay geliyor, illegal yapayım daha çok kazanayım. Hani ülkedeki her 10 insandan biri illegal yapıyordur. Mesela Mercedes'e geçiyorsa o para, yani çalışarak alamaz o parayı. Ya doğruya doğru. Ama gider yani artık vergi mi kaçırıyor? Başka şeyler mi yapıyor? Yani illa oradan bir kaynağı vardır. Z kuşağı iyi gibi, iyi gidiyor ama cinsellik anlamında kötü. Ne anlamında? Cinsel anlamda kötü. Nasıl yani cinsel? Yani herkes çok kötü ya. Yani giyiniş tarzından demiyorum. Herkesin kendi tarzı. Bizim de tarzımız değişik biraz ama yani ne bileyim. Konuyu nasıl cinselliğe getirdin ya? Z kuşağı cinselliktir abi. Cinsellik olmadan Z kuşağı olmaz. Ben bunu bilir bunu söylüyorum. Tabii. Ekonomiyi soruyor sana ya. Ekonomi değil oğlum, Z kuşağı söylüyor adam bize ya burada. Z kuşağı bununla ilgilenmiyor, diğeriyle mi ilgileniyor? Tabii abi, Z kuşağı. Ekonomi. Kimse sallamıyor ki abi. İnsanlara baksana, herkes bak. Kızın saçına bak abi. Peki. Çok sağ ol. Şunu da sorayım ikinize. Yarın seçim olsa hangi partiye veririz? Ben oy vermiyorum abi. Öyle düşün. Başkanlığı şey olsa hani Mansur Yavaş'a veririm. Çünkü gençlere hitap eden bir... Mansur Yavaş, evet. Mansur Yavaş güzel. Açıkçası ben Z kuşağının ilgili ya da halkla ilgili bir sorunum yok. Yani ekonomi konusunda bence halkı yüklenmemek lazım. Bu aslında biraz başımızdaki insanlara bakmamız lazım. Neden böyle bir ekonomik krizin içine giriyoruz? Çünkü çok yanlış politikaların aslında gördüm izlediğim kadarıyla. Şimdi açıklayayım mı? Açıklamamı ister misiniz? Yoksa kendime mi saklamamı istersiniz? Öncelikle mesela dövizin verilmesi ve Türk lirasının alınması gibi yanlış konular, yanlış politikalar izlendiğini, faiz konusunda çok yanlış, çok ekonominin dışında, metanın dışında şeyler izlendiğini,
biraz kendi kafalarına göre gittiklerini ya da kendi çıkarlarını korumak için bu yolda gittiklerini düşünüyorum. Açıkçası bu yozlaşmanın önüne geçilmek için de mesela yurt dışında da olduğu gibi 4 yılda bir, 8 yılda bir aslında değişmesi gerektiğini yozlaşmanın önüne geçmesi için. Çünkü güç gerçekten insanları yozlaştırıyor. Şu an neler çekiyorsak yani başımız yüzündeki yönetildiğimiz için çekiyoruz bunları. Ben açıkçası bu kadar gücün bu kadar böyle insanlarda bu kadar uzun süre kalmaması gerektiğini, en azından yozlaşmanın bir adım önüne geçebileceğimize inanıyorum bu şekilde. Yani bir kişi iktidarda bu kadar uzun süre kaldığı zaman yozlaşma başlayabilir. Evet, evet, bu kadar uzun kesinlikle kalınmamalı. Yani, peki o zaman şunu sorayım, yarın bir seçim olsa hangi partiye verirsiniz? Yani şu an popülerliği de bütün her şeyi de göz önüne alınarak ben CHP'ye veririm. Çünkü gerçekten analizleri konusunda da olsun aslında halkın sorunlarını çok iyi analiz edip iyi sonuçlar, iyi çözümler sunabiliyorlar. Ben bu konuda CHP'yi desteklerim. Sağ olun. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben mesela herhangi bir yere gidiyorum. Mesela bir restoranta, herhangi bir yiyecek yemek, teknoloji ürünler. Her şey çok ciddi pahalı. Dışarıda çıktığımda en az 50-100 lira bir cebimden para çıkıyor zaten. Çıkar çıkmaz. Yani ben hiçbir şekilde memnun değilim. Bu siyasi iktidar da gitmezse 2023'te ya da erken seçimde, erken seçim olursa direkt zaten yurt dışına gideceğim. Yani direkt ne olursa bir şekilde gideceğim yani. Peki biz şimdi gençler sorduğumuz zaman çoğunluk yurt dışına gitmek istiyorlar. Ne iş yapacaksınız yurt dışında? Ya burada okuduğum üniversitedeki bölümü yapacağım. Ya da herhangi bir iş. Garsonluk olur, kasiyerlik olur. Çünkü çalıştığım şeyi karşılığını alabileceğim. Burada çünkü alamayacağım. Onu biliyorum. O yüzden giderim yani. Evet. Çünkü umut olmayacak yani. Bir daha kazanırlarsa umut olmayacak bende. Evet. Zaten şu anda da yok umudum. Evet. Peki kime oy vereceksiniz seçim olarak? Ben şu anda kararsızım. Çünkü İYİ Parti ile CHP arasında kararsızım. Bunu açmam gerekiyor. Çünkü kararsızım deyince insanlar şöyle anlıyor. Yani mutlu musun bu iktidardan gibisinden anlıyor. Ben mutlu değilim. Ben İYİ Parti ve CHP arasında kararsızım. Yani seçim olursa ya İYİ Parti'ye vereceğim ya da CHP'ye vereceğim. Zaten ikisi de ittifak halindeler. Evet, ortak adaydı. Gönlüm Millet İttifakı'ndan yana. Onu söyleyeyim yani. Peki, çok sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Konuşmamızı izlediğiniz için. İyi günler. Çok teşekkürler. Medyali TV. Kanalın adı Medyali. Biliyorum. İzliyor musunuz? Tamam, sağ olun. Fikir söylemek benim için çok büyük bir mutluluk kaynağı çünkü evet. Hani bu röportajların da önemi çok büyük. Buradan aslında biz haber kanallarını da izliyoruz. Mesela istatistik görüyoruz bunlardan. Evet, doğru. Ve bu istatistikler bazen gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Sizin yaptığınız bu işler. Biz evde oturup izliyoruz, sizin yaptığınız istatistikleri izliyoruz. Ve bu mesela istatistiklerin artık halkın bilinçlendiğini, aydınlandığını gördükçe gerçekten çok mutlu oluyorum. Evet. Çok sağ ol. Size çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Çok teşekkürler. Ben kanalınıza gidip izlemiyorum. Aha. Şeyden izliyorum. Yayıncılar sizi izlediğinde izliyorum. Evet. Twitch yayıncıları izliyorlar. Evet. Doğru. İsim vermeyeyim şimdi de. Aynen, yani doğru. Reklam olmasın. Teşekkürler. Evet, çok sağ olun. Teşekkürler. Z kuşağı olarak ekonomiyi nasıl görüyorsunuz? Ekonomi yani ben çok bir şey beklemiyorum açıkçası ekonomi hakkında. Hani çok bir beklentim yok ülkede. Yani buraya gelirken taksiyle gelsek hani paramız kalır mı diye düşünerek geldik. Ve kalmadı yani. Şu an nasıl gideceğimizi bilmiyoruz. Gerçekten bir dakika cüzdanımı göstereyim. Parayı taksiye verdik, bittik. Geri bir şey kalmadı. Bu yani. Bir tek şu var. Bunu da 10 liraya arkadaşımdan aldım. Belki artar, bozdururum diye. O kadar yani. Başka hiçbir şey yok. Ne kadar tuttu taksi? Taksi 25 lira tuttu. Geldik işte. Çok da bir şey değil aslında. 25 lira ama. Bir şey değil evet. Onda sıkıntı yok. İşte yemek yedik işte. Çok abartı bir şey yemedik. Gittik hatta köftecide yemek yedik. Çıktık. Ya şu an minibüs belki. O kadar aynen yani bir tek bozuk param var. Bu da 3 lira herhalde yeter. Arkadaşlardan da çıkar öyle gideriz. Ya bu tür şeyler lüks mü oldu artık gençler? Yani taksi olarak demeyeyim ama çoğu şey lüks yani. Teknoloji olarak veya giyim falan hepsi lüks yani bence. Zaten taksiyle gelirken 3 kişi geldiniz değil mi? 3 kişi geldik evet. Zaten yani. Dolmuşa da binseniz benzer bir fiyat. Aynen. 10 lira ben verdim, 10 lira arkadaşım verdi. Onlara da diğer arkadaşım verdi öyle geldik yani. Peki. Şunu sorayım, yarın bir seçim olsa değişmesi mi lazım? Hangi partiye oy verirsiniz? Ben hiçbir partiye oy vermem açıkçası yani. Hiçbir partiyi desteklemiyorum. Yani kimseye güvenmiyorum şahsen. Şöyle bir şey var. Sürece. İktidar da kötü, muhalefet de kötü. Evet. Yani kime oy vereceğimizi bilmiyoruz.
Yani zaten biz bu ülkenin ne ilerlediğini görebiliriz, ne de iyi durumda olduğunu görebiliriz. Yani biz bu ülkede hayatımızı yaşayamayacağız, orası kesin zaten. Belki ileride torunlarımız olursa, dünyaya çocuk getirsek ancak onlar mutlu olabilir. Almanya'ya gidin de. O döneme belki yaşarsak artık, evet. Türkiye diye bir yer kalırsa tabii. Peki siz kime verirsiniz? Abi isim yok, Mansur Yavaş olabilir belki, olursa girerse. Yani değişmesi lazım zaten ortada. Yani bizim Türkiye'de bir hayal kurmamız lazımken biz kötü ülkeleri düşünüyoruz. Ben Peru'yu düşünüyorum mesela, diyorum orada ne yapacağım diyorum. Ama burada niye abi? Peru nereden çıktı ya? Çok abi, alakası yok. Uzak bir yer. Yani şimdi paranın değerli olduğu bir yere gitmen lazım. Sen gitsen Almanya'ya abi 10 liran 1 lira abi orada yani. Yani şeyi kastediyorum. Yani, burada okuyoruz. Kaç sene okuyoruz. Karşılığını alamıyoruz. Ülkede kaç milyon işsiz var. Yine adam gidiyor garson oluyor ama üniversite mezunu mesela. Yurt dışında garson oldun mu yine paranın bir değeri var, karşılığını alabiliyorsun. Ama burada üniversite okuyorsun yine bir şey olamıyorsun, garson oluyorsun yine bir şey olamıyorsun. Şimdi abi buranın en iyi adamı doktor oluyor mesela. Adam yani zar zor Antalya'da tatil yaparken Almanya'dan bir çöpçü gelip burada gidiyor en kral tatilini yapıyor abi. Ya biz de burada düşüyoruz abi biz de yani. Yani gidiyoruz aşağı doğru. Bir sıfır ekleniyor yurt dışından gelene genelde. Bu da tabii bizim işimize gelmiyor.